Oh vallahi ya. Ne güzelmiş ya böyle kafa dinleye dinleye okula gitmek. Şimdi bizimkiler yanında olsaydı. Sus salça. Aman sadece sorulduk da mı anlatıyorsun salça? Dedikodu yapma salça. Salça da salça, sus salça yani. Ama iki gün sonra bizim okula gitmediğimiz böyle çok neşeliydi ya. Nereye kayboldu acaba bizim neşemiz diye sorduklarında. Artık Cimbom Hanım onlara güzel bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Yalnızlık iyi ya. Bence gayet iyi. Ve kendim anlatırım, kendim dinlerim yani. Benim için hiç problem yok. Kafamı sakin bil. Pardon. Bir yardımcı olabilir misiniz? Ya Karabiber, şunu bir daha arasana. Sonra beni dışladınız, almadan gittiniz diye tantana yapacak. Vallahi kaç kere aradım, açmıyor hanımefendi. Yani ikoncan oldu ya, artık bakmaz telefonlarımıza. Ya salçayı da ikoncanları da biliyoruz sonuçta. Eninde sonunda tıpış tıpış geri dönecekler ya. Ya hayır. İkoncanlarla arkadaşlık etme demiyoruz. Et. Ama yani hobi olarak et ya. Misal bana bakın. Ben Alice'le sevgili olduğum halde sizinle arama mesafe koyuyor muyum? Koymuyorum. Neden? Alice'le sevgili olmadığın için olabilir mi? Sen sus lan. Dijital kamerayı vallahi yarçın cimciğin suratına ha. Şimdi sizinle arama mesafe koymuyorum. Neden? Çünkü nereden geldiğimi hiçbir zaman için unutmadım da o yüzden. Ne demiş ünlü düşünür? Ne olduğum değil. Ne oluyor ya demeli. Allah espriye bak ya sabah sabah. Çok merak ediyorsanız mahalleye gidip bakalım. Aman boş ver. Zaten şimdiye gitmiştir o okula. Tiki arkadaşlarıyla kahvaltı bile yapıyordur. Sürekli bana laf sokup duruyor ama nedenini söylemiyor. Bir bilsem nedenini. Aman salla gitsin. Başında o kadar bela var zaten. Bir de salçanın kaprisiyle mi uğraşacaksın? Aman boş ver ya, doğru tiliye Karabiber. Şişt kız Cimbom. Şu Fatih'i arayıp yeni bir buluşma yeri ayarlasana. Yalnız bana bak. Bu sefer organizasyonu ben yapacağım ha. Polisler yaptı mı işler sarpa sarıyor. Organizasyonu sen yaptığın zaman organizasyonun içine ettiğin için organizasyonu sen yapma kardeşim. Bana mı dediniz? Beyefendi, bana mı dediniz? Ya millet, geçen gün arayan numara ya. Hangi numara? İşte o numara. Fatih mi? Gülçiçek, istiyorsan bu sefer biz açalım. Hayır, gerek yok. Nasıl olsa senin sesini duyayım diye tutturacak. Yine niye arıyorsun Allah'ın cezası? Gün gelecek telefonlarımı efendim aşkım diye açacaksın Gülçiçek. Bu saçma sapan hayalleri hapisteyken kurarsın. Nasıl olsa yakında yerin orası olacak. Senden sadece baş başa bir görüşme istedim. Ama sen bana ihanet ettin. Oysa beni biraz tanımaya çalışsaydın eğer. Bana yapılan ihanetlerin cezasız kalmayacağını öğrenirdin. Sen de eğer birazcık beni tanımış olsaydın, senin gibi beş para etmez adamların blöflerini yemeyeceğimi anlardım. Blöf mü? Blöf demek. Peki. Birazdan telefonuna gelecek mesaja dikkatli bak. Bakalım o gün polise haber verirsem neler olabileceğini söylerken blöf mü yapıyormuş? Ne diyor o şerefsiz ya? Mesajdan bahsetti. Aç bakayım şunu. Salça.